Deniz Zeyrek, Sözcü Gazetesi, Tarım Kredi. Lise öğrencisiydim. Hafta sonu evci çıkmıştım. Devletin bizi yatılı öğrencilere her ay verdiği aylığı Ali Rıza dedeme vermiştim. Hiç param kalmamıştı. Evimizin önünden geçen ve şoş dediğimiz şose yolun kenarında sırtımı taşla örülmüş yüksek çepere yaslamış duruyordum. Önümden komşumuzun Almancı torunu geçti. Saçları parlıyordu. Kıyafetleri rengarenkti ve hiç yırtık yoktu. Elinde siyah bir araba vardı. Kara Şimşek dizisinin müziğini mırıldanıp arabasını yola bastırarak geri geri çekip bırakıyordu. Araba biraz ilerliyor, çukurlara takılıp kalıyordu. Nine Nine diye ağlamaklı olunca da babası, oğlum o araba Almanya'nın yollarına göre yapılmış. Burada gitmemesi ondan dedi ve eve çağırdı. Bir süre bizim çakıl taşlarıyla düzleştirilmiş şosa bakıp Almanya'daki yolların nasıl olduğunu hayal etmeye çalıştım dalmıştım ki sınıf arkadaşımın sesini duydum. Alo Çito gene ne hayallere dalıpsan. Çok zayıf olduğum için dedem adımı çitten bir koymuş, yakın arkadaşlarım da kısa olsun diye çito diye seslenmeyi tercih ediyordu. Nereye gidiyorsun dedim, kazaya dedi. Bizim ilçenin değişik bir planı vardı. Eti yenilmiş bir balık kılçığı düşünün. Kılçık kısmının omurgası yaklaşık 3 kilometrelik bir yoldu. Kılçıklarsa yolun kenarında karşılıklı evlerle arkasında napıza dediğimiz bostanlar. Kılçığın kuyruk kısmında geçmişte Malakan Vaso dayının işlettiği iki adet su değirmeni vardı. Biri aşağı, diğeri yukarı değirmen. Kılçığın baş kısmı ise dükkanların, hükümet konağının, kahve ve lokantaların olduğu yerdi. İşte o bölüme kaza derdik. Kazaya yakın yerlerde oturanlar şehirli, bizse köylü gibiydik. Bütün ihtiyaçlarımızı kazada giderirdik. Bizim evden kazaya iki kilometre yürümek zorundaydık. Benim kazadaki en büyük eğlencem merhum Ali amcanın radyo tamir dükkanına gidip radyoları nasıl tamir ettiğine bakmaktı. Arkadaşıma kazada ne yapacağını sordum. Gülerek para kazanacağım dedi. Kendisiyle Kars'ta sinemaya gitme planları yaptığımız için ben de hemen atladım. Ben de gelip kazanayım. Sohbet ede ede kazaya kadar yürüdük. Bir başka sınıf arkadaşımızın babasının işlettiği ve bizim de arkadaşımızı kızdırmak için sinekli bakkal adını taktığımız dükkanın yanında devasa bir tır gördük. Tarım kredi kooperatifine gübre getirmişti. Tırın kasasının yan tarafı açılmış, yere kadar uzun bir tahta uzatılmıştı. Kooperatif başkanı başta cüssemi beğenmedi ve gübre çuvallarını kaldıramayacağımı düşündü. Ancak gübre çuvalını tuttuğum gibi sırtıma atıp kamyondan gübrenin istiflendiği alana kadar götürünce yapabileceğime inandı. Sırtımda gübreyle o tahta üzerinde gayet dengeli yürümem de endişelerini gidermişti. Ne yalan söyleyeyim, bütün yaz tarlada yaylada çalışan biri olarak bu tür ağır işlere hazırlıklıydım ve hiç zorlanmadım. Koca tırı birkaç çocuk boşalttık. Bize vaat edilen parayı alıp cebimize koyduk. Dedem öyle bir şey yaptığımı duysa muhtar Ali Rıza'nın torunu öğretmen Zeki'nin oğlu amelelik mi yapar der ve çok kızardım. O nedenle bu benim için bir sırdı. Arkadaşıma ve kooperatif başkanına dedeme söylemeyin diye tembihledim. Yüzümde bir gülümseme, göğsümde bir gurur kabartısı, kafamda sinema hayali eve yürüdüm. Sinema parasının çıkmasından çok hayatımda ilk defa para karşılığı bir iş yapmış olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyordum. İşte o nedenle Tarım Kredi Kooperatifi'nin bendeki yeri ayrıdır. Bir de dedemin yıllarca geri ödemekle uğraştığı öğretmen çocuklarından taksitleri ödemek için habire para istediği kooperatif borcu vardı ki onu hatırlamak dahi istemiyorum. Bütün bunlar aklıma nereden geldi diye soracak olursanız çok basit. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ucuz alışveriş diye popüler ettiği ama %500'e varan zamlar yapan Tarım Kredi Marketlerinden bir de Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğü'nün çiftçinin çok kıymetli arazisini kat karşılığı bir müteahhite vererek aldığı ışıltılı genel müdürlük binasından ve o binanın önünde bekleyen galaksinin en pahalı otomobillerinden. Nereden nereye değil mi? Şimdi milyarlarca liralık bir bütçeye hükmediyor tarım kredi. Başında da Ziraat Bankası'nın eski genel müdürü Hüseyin Aydın var. Çiftçiler kooperatif kredi borçlarını ödeyemiyorlar traktörlerine haciz geliyor. El konuluyor diye koskoca Hüseyin Aydın galaksinin en pahalı araçlarına binmesin mi? Siz söyleyin binmesin mi? Bu arada bu araçların hangi şirketten kiralandığını araştırıyorum. Bakalım kim çıkacak?